Bu hafta Bazıları Şirin Sever'in konuğu Mehmet Aslantuğ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son 2010 yılında Aşkın İkinci Yarısı filminde izlemiştik sizi. Bu kadar çok ara neden? Çok yoruldum orada demek ki. Bilmiyorum ki, biraz seçmek, beklemek daha iyisi. Böyle bir aradığını bulamayıp da küsme hali söz konusu mu? Yok, değil. Değil mi? Küsme yok. Ben 32 yıl ve ilk başroldan bu yana. Üstelik de iyi kötü teltif edilmiş. İşte yönetmen sinemasıyla çalışmış, festivallerde filmleri oynamış, pazar işlerini bilen. Ya biraz seviye aramanın bir mahsuru yok diye düşünenlerden. Çok iyi düşünüyorsunuz ama özleniyorsunuz da, ona ne diyorsunuz? Can da söyledi bunu. Baba biraz daha sık çalışsana dedi ya. Gelecek kuruyoruz dedi, bak dedi. Ya bak. ne dediniz ona? Haklısın dedim. Haklısınız. Bu film birazcık ona dönüş mü peki? Yok. Bu film biraz Selçuklu'yu da ayrıca kodlamam, beğenmem. Çok bilinen bir dönem değil. İlk defa bu kadar geri gidiyorum. 12. 13. asır bir ilk. Ben en çok İşgal İstanbul'u 1918-20. Ha, oralarda kaldınız. Aşık Ünlü'nin vedasıydı roman. Evet, evet. Onu yaptım. Doğru. Aşkın ikinci yarısından sonra araya bir Kör Düğüm, Racon, Ailem için gibi diziler de sıkıştırdınız. Hani sadece sinema filmlerine yönelik bir tasarrufta bulma şansımız yok hiçbirimiz. Hı hı. Televizyon ve drama olur. Program da dahil. Hayatı idame ettireceğiz. Ama işte mümkün oldukça tamahkar davranmadan nasıl olacak ve belli bir kalibrasyonda nasıl olacak, bunu arıyoruz. Veda iyi bir işti. Yani orada bir maliyet hesabı sıkıntısı oldu yapımcının. Adnan Menderes dönemin anlatılması gereken bir işti. Yapımcısı olsam birazcık daha farklı anlatırdım. Yani seçtiğimiz işler de aslında böyle çok kolay hasat yapılacak türden şeyler değil. Siz ekrana döndüğünüz zaman ya da perdede olduğunuz zaman inanılmaz bir heyecan dalgası da oluşuyor bir taraftan. Sen demek ki özleniyorsunuz. Niye bu kadar mütevazısınız? Şu özlenme meselesi bireysel olarak, yani seyirci sinemada da televizyonda da daha çok senaryo ve karakter üzerinden duyguları aktive olur. Söylediğiniz vardır, şey vardır o. Ama toplama oranı çok düşüktür. Şunun için sordum. Yani %20'lerdedir bu mesela. Peki şunun için sordum aslında bu aranın nedenini. Siz aradığınız şeyi bulamıyor musunuz yoksa sizi mi aramıyorlar? Biz bazılarının bazılarıyla birlikte benim de biraz adım çıkmıştır bu konuda ama onlar arkadaşlarım benim, yapımcılar 30 yıldır. Yani ve masanın üstünde her dem 3-5-10 proje vardır. Biraz daha böyle çıta derdi. Biraz daha yukarıda. Aktörün kalibrasyonu kendisiyle alakalı değildir. Tercihleriyle de alakalıdır. Çok yetenekli biri sıradan bir işin içinde hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla bütün bu bileşenlerin iyi oluşması lazım. Bunu birazcık abartıyor olabilirim ben ve bazıları. Ne yapalım ki böyle? Şimdi bu Direniş Karatay'a gelelim. Neden evet dediniz bu hikayeye? Emir Celaleddin Karatay. Daima kurt bakışlı, daima kurt duruşlu. O ateş Konya'yı cehenneme çevirir. Niyetime kastettiler Mevlana Celaleddin. Neyine güveniyorsun? Milletime. Demin dediğim gibi bir Selçuklu'ya olan ilgim. Çocuklarımıza bu tür biraz savaş, biraz felsefesi olan, biraz işte Anadolu'daki hikayemize de bir parantez açan bir şeyi, dahası cana bile hediyedir diye düşünmüş olabilirim. Ama birçok sebebi var. Bunların arasında para yok yani. Bu herhangi bir filmin bütçesi neyse benim için odur. Onu söyleyeyim. Ben anlaşmaları yaparım, sonra parayı konuşuruz. Hmm. Ve çok hızlı konuşuruz yani. Öyle mi? Tabii. Pahalı bir oyuncu değilsiniz yani. Değilimdir yani. Sizin cümlelerinizle dinlesem rolünüzü. Emir Celaleddin Karatay, Selçuklu'da nadir görünen devlet adamı, belge kahraman. Alaaddin Keykubat sonrası devlet çökmeye başladığında bu çocuklar arasındaki taht kavgaları ve o dağınıklıklar malumunuz hep olur. Osmanlı'da da bol bol olmuştur. Hatta bu yüzden bunu çözmek için kardeş katline kadar varır tedbirler. Dağılmasın devlet filan diye. Ama o zekasıyla, o yoğun Moğol baskısı ve çözülme sırasında uzun bir süre devleti ayakta tutan, işlere imza atmış bir adamdır. Sevdiniz mi rolü? Bir sadece savaşçı değil, biraz ilim irfan sahibi bir adam. Galiba dublör kullanmayan bir tek siz varmışsınız sette. Zor bir set miydi? At kullandınız, kılıç kullandınız? Bu işlerin sorunu şu, tabii burada bayağı uzun minütajda savaş sahneleri var. Yer yerde baskınlar vesaireler. Aksiyonu bol bir iş. Ama tabii
böyle silahlı külahlı işler gibi değil. Kol mesafesinde kılıçlar, bıçaklar, yani yarılan, patlayan, kolu çıkan, attan düşen bunlar var. Dolayısıyla riski var bu işlerin. Dublör meselesi işi çok riske etmek için değil ama biz oyun çocuklarıyız, severiz birazcık şeyi. Ama bunun bir de tadını çıkarmak biliyoruz. Var evet, işin içinde değil yani mi? Yani dört nalla gitmenin artık gece ya da gündüz, evet çok geniş açılarda filan tercih edilir ama ben yine de birazcık işin ruhuna gireyim diye istedim. Komedilerin sadece gişe yaptığı ve komedilerin izlendiği bir dönemde delilik değil mi bu işleri üstlenmek, sorumluluk almak? Ne diyorsunuz? İşte sorunumuz aslında bu 10 yıldır. Yani nedir sorunumuz? Bir iki istisnası var bu tabii. Böyle tek tip. Yani kolay tüketilen, hasadı kolay işlere evrildi salonlar ve toplumda biraz bunu daha kolay tüketiyor. Ailede mesela o denklem de güzel çalıştı. Evet. Burada da kendine göre iyi olabilir. Delilik mi? Evet. Filmcilik biraz öyle. Peki niye bu kadar komedide sınırsız adına film denilen işler böyle bir ardı ardına vizyona giriyor? Onlar film çekmek istemiyor. Aynı zamanda para kazanmak istiyorlar. Bizim böyle bir tercihimiz yok diyorsunuz. En azından bunun ortalamasını alalım diyoruz. Mahsuru yoksa diye. Böyle bir ikisi bir arada olsun. Anladım. Olabiliyorsa. Üç kelime. İnsanlar bu filmi niye izlesin? Aksiyonu bol, ritmi yüksek, felsefesi var. Bir taraftan da sizin bir takım etkileyici özellikleriniz var. Kadınlar tarafından özellikle beğenilen yanlarınız var. Sizi neden böyle çok iyi bir aşk hikayesinde, tutkulu bir aşk hikayesinde izleyemiyorlar? Bunu görmek istiyorlar sizi. Haksızlar mı? Haklılar. İstanbul Masalı'ndaki Selim Arhan bunu biraz karşıladı gibi evet. hissetti seyirci. Niye bilmiyorum. Çok sıcak bakamıyorum öyle şeylere. Çok neden? Yapılabilir bir şey. Çok ben enteresan. Ben mesela aşkı Sedat Yalçın gazeteci, Sıcak Saatler. O bizim işimizdir. Emeğimiz var. Onun dünyasında arıyorum aşkı. Yani bu çok karton dünyalar, paranın üstünde oturmalar, şıkır şıkır giyinmeler, işte böyle aşağıdakiler, yukarıdakiler falan bana çok yapay geliyor yani. Ya çok masalsı ama sıkıntılı. Fazla masal. Dışarıya göre öyle değil ama size göre öyle. Evet, bana göre öyle. Yapısal. Hmm. Yani temsil ettiğim kuşak olarak reddediyorum. Çünkü biz birazcık daha şeylerle büyüdük ya, sosyal sorunlara da işaret eden, dert edinen, toplum sağ olaylara da değen çıkan filan gibi hakkımız da var, ihtiyacımız da var. E şimdi bütün bunlardan ari, barınmış bir aşk hikayesi. Yani tek başına tatmin çok edici değil. Çok sağlam bir aşk hikayesi yazıldı yapılır. Da ben mi oynamadım mı diyorsunuz? Hayır, onu demiyorum. Ama Türkiye'de biraz bu işler tek boyutlu hale getirilmeye teşne demek istiyorum. Hmm. Yani. Ama üzülen de bir kesim var. Yani siz bir böyle 40 yılda bir işte oynuyorsunuz. İnsanlar bayağı bir heyecan dalgası yapıyorlar. Yani bir oyuncunun hakkı var mı hayranlarını bu kadar bekletmeye? Ya ben de isterim böyle kapı pencere kırılsın da biz de bir şeyler yapalım hani filan ama o sadece böyle bir aşk. Yani boş aşk, geliyor size. Bir aşk yani. Hayat sadece, evet aşk kıymetli ama aşkı kıymetli yapan hayatın diğer alanlarındaki bileşenler olsa gerek. Onlardan bağımsız bir aşk hikayesi kendine bile yetmez. Bir komedide merak ederdim ben. Bunu severim işte. Hiç görmedik. Öyle miydik? Canım babam, yalancı. Yalancılığı ödüllerimiz de var. Bedi Fahir romanıdır. Çok eski. Çok eski. Canım babam, 2011-12. Daha büyük işler yapalım diye vazgeçtim. Sitcom'u özledim. Ben tiyatrodan geliyorum yani. Kendinizi şanslı saymıyor musunuz? Bu kadar yakışıklı jönün arasında Mehmet Aslan Tuğ'da bir aşk hikayesinde oynasın diye. Şöyle, gençler zaten yeterince yapıyorlar. Biz de herhalde hala o çemberin içindeyiz diye düşünüyor izleyici. Ben böyle birbirini tekrar eden aşk hikayelerinin içinde olmayı hiç tercih etmedim. Şimdi kadınları fethettiğiniz bir konu daha. Hülya Avşar'ın programına çıktınız ve de orada söyledikleriniz sizi sosyal medyada başka bir yere taşıdı. Herkes hayranlığını ifade ediyor. Hülya'nın söylemek istediği tam bu değil. Biraz acımasızlık ediliyor. Ne dedi peki tam olarak, söyler misiniz? Hayır, söylediği ortada zaten. Şimdi Hülya ile biz birlikte çalıştık. 30 yıldır tanışırız. Üretimini ve bereketini gözlemliyorum. Kimi onaylar, kimi onaylamaz ama bir kıymeti harbiyesi vardır. Hülya hep çalışmış bir kadın. Onun bana söylemesi göre, ilginç değil bana işte. Bana göre Hülya ailesine mutlaka yardım eden arkadaşlarımızdan, hepimizde olduğu gibi ve o yardımı alan erkekler bile vardır. Evet. Peki böyle bir yaşam öyküsü varken niye insan bir şeyi özellikle ihtiyaç hisseder? Söylediği birinin haremine teslim olmak da değil aslında o. 30 yılı aşkın süredir bayağı üreten ve çalışan bir kadının böyle bir cümle kurması ancak psikolojik ihtiyaçlarıyla alakalıdır. Yoksa
kadınları bilinir. Duygusal tarafından tabii, bakıyorsunuz. Tabii orası kristalize olmadı. Orada yanlış anladığı, anlaşıldı. Güzel. O belki yanlış tarifledi. Orada öyle bir sorun var. Hülya'yı çok öyle hırpalamamak lazım. Kadınların üretime katılması gerektiğini söylediniz orada. Ama sizin eşinizin de üretime katılmadığını görüyoruz epey zamandır. Bu sizin tercih. 15 yıldır heykel yapıyor. Heykel yapıyor. Ellerini evet, ama kırdı. Mesleğini neden yapmıyor onu merak hani ediyorum. Bu kişisel tercih mi? Yozlaşmış bulabilir, hoyrat bulabilir. Yani bunu sadece o işte değil, gazetecilikte de konuşabiliriz, iş hayatında da konuşabiliriz. Var, hepimizin gözlemleri var üstelik. Mesela onu bir dizide görmek istemez misiniz? İyi bir işin içinde olmayı o da ister. Ama bu kadar demin konuştuğumuz, hep konuşulduğu gibi tek düze, hoyrat, zamanların insanları ezdiği, artık özel hayatın taciz edildiği bir yerde... Gerek yok. İşkence mi çekecekler? O programda herkesin söylediği şeyi söylüyorum. Sosyal medyada söylenilen bu. O kadar nezaketle, o kadar beyefendilikle, o kadar ders gibi cevaplar verdiniz ki herkes çok mest oldu söylediğiniz şeyler karşısında. Gerçekten bu kadar nazik, bu kadar beyefendi, bu kadar... Bunu başkalarına sormak lazım. Soruyu anladınız. Tabii. Bunu arkadaşlarıma, Arzu'ma, dostlarıma sormak lazım. Ama şu kadarını söyleyeyim, bunun teminatını veririm. Biz biraz ayıp bilerek büyüdük. Olur olmaz konularda densizlik içinde olmamaya özen gösteriyoruz. Bugün hayat eğer bu tür davranışları biraz yapay buluyorsa, hayat dönüp kendine bakacak. Nasıl kabalaştım diye, nasıl hoyratlaştım diye. Hiç mi falsonuz yok? Olmaz mı? Vardır şüphesiz. Niye olmasın? Şu anda hani neyim var diye bulsam çat diye bırakırım masayı. Ya hiç masaya. Mi küfretmezsiniz siz ederim, ya? Ederim etmez miyim ya? Ha mesela o be. Ben oyun çocuğuyum ya. Ya değil beni mi? Beni hani yansıdı. Hep o beyefendi kimliğiniz, yok, yok, şey yok. O kibar, yok, nazik canım, adamı şey görüyoruz ya ondan olur, merak olur ediyorum. Olur mu öyle şey ya? Peki. Ama şunu da öğrendik tabii, yani tutup da ailenin içinde ya da toplumun karşısında da küfretmemeyi öğretti bize hayat. O ayrı, onu tabii da ayıp biliyoruz. Hakkınıza yazılanları okuyor musunuz? Ben doğrudan sosyal medyada değilim. Söyleyenler var, atanlar var. Dolayısıyla dönüp ben de baktım. Şu programdan sonra birisi şunu yazmış. Bu adam her gün bir saat ulusa seslensin, memleket pamuk gibi olur diye yazmış birisi. Yani üretim konusundaki hassasiyetlerinizi söylediniz. Mesela şunu da düşünüyorum ben. Yani hiç mi paraya ihtiyacınız yok? Bu olmaz, kadar seçici davranıyorsunuz. Atölyenin bir sürü borçları var. Krediler açıyorum, onları ödüyorum. Yeniden dönüyorum. Acılar çekiyoruz. Belki 2 gram bir şey biriktirsek onları elden çıkarıyoruz. Yani olmaz mı? Ama ne yapayım, değişemiyorum diyorsunuz. Yani işte olan bu, mal bu. Yönetmenlik peki? Mal bu. Ya yönetmenlik filmlerde devam eder ama biz proje tasarlamaya çalışıyoruz tabii hep. İşte sıcak saatlerde olduğu gibi, aşkın ikinci yarısında olduğu gibi. Yönetmenlik sinema filmi de olur. Olur mu? Var mı planınız? Plan? Var, var. Peki. Hiç yaşlanmıyorsunuz da. Onu bal gibi yaşlanıyorum, yaşlanıyorum. Onu ne yapacağız? Yaşlanıyorum. Hayır, hala hayran. Güzel yaşlanıyorum. Size hayran. Güzel yaşlanıyorum. Beyazlarım %80-90. Beyazlar ayrı, artık erkeği karizmatik yapıyor. Öyle miymiş? Güzel. Ozan da beyazladı zaten. Evet. Mesela görüşüyor musunuz saçı, Ozan'la? Saçı sakalı beyazı. Yok, sevmiyorum. Birisi de demiş ki sizin için özellikle bu programdan sonra, Hülya Aşar'la yaptığınız programdan sonra o kadar tatlı anlatmışsınız ki meseleyi demek ki. Sesi o kadar etkileyiciydi ki konuya odaklanamadım bile demiş. Şunu sormak istiyorum. Sesinizi kullanabileceğiniz bir alanda neden yoksunuz? O kadar yarışma programı var. 90'la 93 yılında Parola diye belki 60-70 bölüm bir şey çektim. 2001'de oldu. Arada teklifler var. Daha iyisini arayalım diye gene şey yapıyorum, erteliyorum. Benim şimdi hazırladığım bir şey var. Evet, yani bunu daha verimli kullanmak mümkün mü? Mümkün. Niye yapamadık bilmiyorum. Bütün bu anlattıklarınızdan, bu verimli kullanma hikayesinden yola çıkarak soruyorum, affınıza sığınarak. Estağfurullah. Biraz tembellik var mı sizde? Yok, bilenler bilir. Beni sete bırakın, 3 gün çalışırım ben. Bugüne kadar oynadığınız ve en sevdiğiniz rolünüz? Çok ayıramıyorum ama Sedat Yalçın'ı söyleyeyim televizyon için, Sıcak Saatler. O adam benim için özeldir. Yani Yengeç Sepeti, Ömer Kavur'la tek cevap veremiyorum. En son okuduğunuz kitap? Saklı Seçilmişler değil. Bir de İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı var. İlber Ortaylı. Ekranda en sevdiğiniz dizi? FİÇİP. Gerçekten. Ozan var Ozan, diye mi izliyorsunuz? Ozan'ı göndermek. En son izlediğiniz film? Galiba Yavuz abinin Şener abiyle yaptığı Yol Ayrımındayım. En çok oynamayı istediğiniz rol? Kevin Spacey'de yakaladığım birkaç karakter var. Bir tanesi House of Cards mesela. Bakın hayallerimiz nerede? Şirin Hanım. Nerede? Peki. Memlekette
Oxford vardı da biz mi okumadık? Kendinizde en sevmediğiniz özellik? Ya cıvıltıyı kaybettiğimi düşünmüyorum. Ben çocuk ruhluyum ama mesafe demek istiyorum değil. Ama yine de mesafeliymişim gibi duyuyorum hep filan. O zaman onu sevmiyorum işte. En çok kaç saat telefonsuz kalabilirsiniz? Birkaç gün kalırım. Evle ilgili bir şeyim yoksa kalırım. En sevdiğiniz yemek? Balık buğulama. En son ne zaman spor yaptınız? Haftada 2-3 gün böyle bir yürüyüşte küçük egzersizlerim var. Ama böyle salon adamı değilim ben yani. Kendinize en son ne aldınız? Gömlek. Bu gömleği ben aldım. En tutkuyla yaptığınız hobiniz? Yelken. Yeni jenerasyonda en sevdiğiniz oyuncu? Bol var. Bizden sonraki çocuklar da dahil. Kımaçla başlayıp devam eden hepsi. Çok iyi buluyorum. Bizim oyuncu sorunumuz yok. Müthişler. Kız da erkekler. Senaryo sorunu mu var? Senaryo sorunu var. Anladım. En son dilinize takılan şarkı? Yok. En çok kullandığınız kelime? Ve fakat. En son neye güldünüz? Eğlenceli bir sohbet. Bu gülmeleri dahil edebiliriz. Tabii ki. Ozan'ı düşününce gülüyorum bir de. Kimi? Ozan Güven'i. Gerçekten düşününce. Mi? Neden? Çok gülünç buluyorum. Sabah kalkar kalkmaz en önce yaptığınız şey ne? Şöyle birkaç yıldır birkaç cevizi suya koyuyoruz geceden. Ona biraz sirke döküp elma sirkesi onu içiyorum. Hakkınızdaki en büyük şehir efsanesi? Boşanıyorlar.